abi. Ha ben de onu tut. Ha geri git. Abi unuttum. Aferin, aklımız sizin mağduriyetiniz hem içerideki bürokratların hem bizim mağduriyetimiz. 8 aydır uğraşıyoruz. Evine ekmek götürebilmek için gayret eden mağdur esnafımızın sesini her yerde duyuruyoruz. Bugün de duyurduk. Bildiğiniz üzere UKM gündeminde 4+1'e dönüşle alakalı bir gündem yoktu. Hepiniz biliyorsunuz. Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu temsilcisi olarak UKM başlamadan ek gündem istedik. Sayın Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcımız anlayışla karşıladı. Ek gündem olarak gündeme aldırdık. En son madde olarak bunu görüştük. Ayrıntılarıyla sizin huzursuz olduğunuzu, borçlarınızı ödeyemediğinizi, evinize ekmek götüremediğinizi anlattık. Bizden iyi anlatamazsınız. Ocak ayının içerisinde bir alt komisyon yapılarak en geç Şubat'ın 8'inde bu karara bağlanacak şekilde içeriden ayrıldık. Onu bu haberiniz olsun. Tekrar rica ediyoruz. Biz de zor durumdayız. Biraz daha sabır. Bu dizaynıcılar atacaktı. Şimşek taksi, kale taksi. Sekiz artı bir mağdurları temsilcilerinden birisiyim. Dönüşümleri başladıktan sonra da 8+1 mağdurları oldu. İstanbul'da taksi ihtiyacı vardı. Raylı sistemlerden de mağdur olan minibüs esnaflarının da geliri düştüğü için taksiye döndürme kararı alındı daha önce. Burada güzel bir dönüşüm oldu. O zaman dönüşen esnaf arkadaşlarımız teşekkür etti. Fakat daha sonraki dönüşümde İstanbul'da 1803 tane, çekilişte 1755 tane araç 8+1 taksi olmaya hak kazandı. Arkadaşlar bu araçlar %30 diğer araçlardan tarife farkı var. Gider farkı da %200, %300 fazlalığı var. Şimdi sağdaki esnaf arkadaşlarımız para kazanamıyor. Araçları çok yüksek maliyetlerle alındı. 2 milyon, 2,5 milyon arasında bu araçların borcunu ödeyemiyorlar. Alan arkadaşlarımızın da birçoğu bu araçları geri tekrardan sattı çünkü borcunu ödeyemiyor. Gelir düzeyi düşük. Vatandaş bu araçları tercih etmiyor.
Sahada vatandaşlar tercih etmediği için de bunların geliri düşük kalıyor. Giderleri fazla, gelirleri düşük. Alt komisyonda 4+1 olacağı kararı verilmişken UKM gündemine niçin alınmadı? En önemli maddemiz bu. Bu esnafın mağduriyeti görüldükten sonra niçin bu UKM'ye getirilmiyor?